Mehmet Yılmaz, T24. Niçin açıyorlar? Hayır, badem ağaçlarının mevsim normalleri üzerindeki sıcaklara kanıp çiçeklerini erken açmasıyla ilgili bir yazı değil bu. Konumuz Kemal Kılıçdaroğlu ve Recep Tayyip Erdoğan'a göre Türkiye'nin önemli bir gündem maddesiyle ilgili. Başörtüsü. Biri bunun için kanun çıkarmak üzere yola çıktı. Diğeri bu pası gole çevirmek için anayasa değişikliği istiyor. Gol ve pas bir inanç konusuyla ilgili ve yaşını başını almış erkekler utanmadan kadınların bu konudaki tercihleriyle ilgili olarak birbirlerine siyasi gol atmak peşindeler. Ne diyeyim bilmiyorum. Allah ıslah etsin demek sanırım en uygun olanı. Kullananlar bu kumaşla ilgili olarak başörtüsü kelimesini tercih ediyorlar. Onun için ben de bunu kullanıyorum. Bu örtünün görünür olmasından çok da hoşnut olmayanlar buna türban demekle ısrarlılar. Bir tür meleklerin cinsiyeti tartışması bu isimlendirme konusu. Bizans'ın laneti artık nasıl bir lanetse üzerimizden bir türlü gitmek bilmiyor. Bütün enerjimizi bu boş tartışmalar için tüketiyoruz. Bu başlığı Yeni Şafak gazetesinde yayımlanan bir köşe yazısından aldım. İsmail Kılıç Aslan, günümüz Türkiye'si için son derece cız olan bir konuyu gündemine almış. Bazı kadınlar başörtülerini niye açıyorlar? Günümüz dünyasına baktığımızda bildiğimiz dini inançların gerilemekte olduğu Yeni Zelanda ve Avustralya'nın bazı bölgelerinde ateist sayısının ilk kez bir dine inananları geçtiğini, Galler gibi bazı yerlerde bölgenin geleneksel dini inancının başka inançlar karşısında azınlığa düştüğünü görüyoruz. Dünya genelinde de kuzeye özgü dini inançların özellikle genç kuşaklarda mürit bulmakta olduğu bir sır değil. Onun için günümüz Türkiye'sinde bazı kadınların henüz çoğunlukta olmasalar da başörtülerini çıkarma kararı vermelerinin bir anlamı var ve bu kuşkusuz ki dünyadaki genel eğilimin de bir uzantısı olmalı. Artık izole toplumlar yok. İletişim olanakları dünyayı küçülttü ve toplumsal yaşam içindeki pozisyonlarını hak ettikleri yere getirmeye çabalayan kadınların bunun önündeki büyük engellerden biri olan dini inançlarla çatışmaları da kaçınılmaz. Bildiğimiz bütün semavi dinlerin günümüzdeki temsilcilerinin kadınların özgürleşmesinden öcü gibi korktukları da başka bir gerçek. İran'daki Molla ve Vatikan'daki Kardinali, New York'taki Hasidiklerle aynı yerde buluşturan şey bu. İsmail Kılıç Aslan, Yeni Şafak'taki yazısında önce şunun altını çiziyor. Son yılların güncel tartışması son günlerde yine ayyuka çıktı. Pek çok insanın cevap aradığı o soru yine sorulur ordu. Başörtülü kadınlar niçin başlarını açıyorlar? Soruyu kendimce cevaplar arayacağım elbette ama öncelikle baş açma trendinin had safhaya ulaştığını söylemem gerekiyor. Yakın uzak çevremdeki herkes başını açan ya da açmayı planlayan en az bir kişi tanıdığını söylüyor. En azından. Yani öyle aslında o kadar çok da değil yahu diye karşılayabileceğiniz bir durum yok ortada. Kılıç Aslan bu tespitinin ardından niçin açıyorlar sorusunun tek bir yanıtı olmadığını söylüyor. İlk yanıtı da şu. Başörtülerini açıyorlar çünkü seküler yaşam tarzının kuşatıcılığına karşı koymak kolay değil ve modern hayatın kodladığı özgürlük tanımı akılları çeliyor. Öteki olarak tanımlanmak başörtülüler için kolay değil, kalabalığa uymak cazip geliyor. Kılıç Aslan'ın ikinci yanıtı ise, Türkiye'de din dilinin sertliği ve sorumluluğu bütünüyle sembol düzeyine indirgeyen baskıcılığının en çok başörtülü kadınları etkiliyor olması. Şöyle yazıyor, açık konuşmak gerekirse senelerdir dindar erkekler sorunu yaşıyor olmamıza rağmen bütün yozlaşma meselelerini başörtülü kadınlar üzerinden konuşmayı tercih ediyoruz. Çünkü başörtülü kadınlar doğal olarak işaretli ve üzerlerinde ahkam kesmek çok kolay. En hayati yanıt dediği üçüncü yanıtı. Üçüncü cevabım biraz zor bir cevap ama bence en hayatisi bu. Gündelik hayatın politikasını üretmek konusunda iyi bir sınav vermediğimiz çok açık. Hayatın doğal akışına da, hayatın ürettiği doğal neşeye de inanılmaz bir mesafe koymaya ve bunun adına dindarlık demeye devam ediyoruz. Oysa bunun adı dindarlık değil, genellikle yobazlık bence. Kılıç Aslan yazısını şöyle noktalıyor.
politik bakımdan iktidar olmanın her şeye yetebilecek olduğunu düşünen bir ahmaklık geliştirdik seneler içerisinde ve bu hem politik iktidara hem de sosyolojimize büyük, tarifi ve tamiri çok zor yaralar açıyor. Hepsi budur. Bu konuda çok söz söyleyebilecek durumda değilim. Ciddi kurumlar ve konuyla ilgili araştırma yapabilirlerse başörtülerini çıkaran kadınların hangi sahiplerle hareket ettiklerini daha iyi görebiliriz. Benim kişisel gözlemim, 20 yıldır Türkiye'yi yöneten İslamcı zihniyetin eylem ve söylemlerinin İslam öğretisiyle bağlantısının tamamen kopmuş olması kadınların başlarını açmalarına neden olurken erkeklerin de dinden uzaklaşmalarına yol açtı. Çocuk tacizlerinin açığa çıkmasıyla başlayan Katolik Kilisesi'nden kopuşun bir benzeri bu. Kadın erkek artık farkında ki kendilerine İslam diye dayatılan şey bazı kişilerin nedensiz zenginleşmelerini örten bir kılıf görevi görüyor. Memleketimizin siyasi İslamcıları iyi ahlak konusunda iyi bir sınav veremediler. Tıpkı dünyanın başka yerlerinde, başka inançlar içinde geçerli olduğu gibi iyi rol modeli yoksa İnsanlar o rolden uzaklaşıyorlar. Değişmekte olan sosyolojinin farkında bile olmayan memleketin büyük partilerinin genel başkanlarına selamlarımla. Mübarek Cuma soruları 57. Bazı kadınlar neden başörtülerini açıyorlar konusu aslında bir büyük fotoğrafın bir bölümü. Türkiye'de insanlar kadınıyla erkeğiyle giderek politikanın bir aracı haline getirilmiş İslam'dan da uzaklaşıyorlar. Çünkü önlerindeki dindar insan modeli ne yazık ki çok kötü. İnsanlar kendilerine İslam diye anlatılanla önlerindeki İslamcıları kıyaslıyorlar ki sonuç fark etmez. Bu hafta 57.sini idrak ettiğimiz mübarek Cuma soruları, siyasal İslamcı zihniyetin hangi çukura kadar düştüğünü belgeleyen küçük bir örnek. Soruları biraz da eğlenerek hatırlamanız için sizleri bu bağlantıya davet ediyorum. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.